Kötü ahlak yoksulluk getirir. Dünya işlerin düzeldiğinde dininden kork. Selam vermek müstehaptır, almak ise farzdır. Kim selam vermeden önce konuşursa cevabını vermeyin. Birbirinizle tokalaşın. Çünkü tokalaşmak kini yok eder. İki kişiyi geçen her söz ifşa olur. Kardeşlerini takvaları miktarınca sev. Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder. Üç şey muhabbet doğurur: din, tevazu ve bahşiş. En iyi ibadet Allah'ı tanımak ve ona tevazu etmektir. Borç geceleri üzüntü kaynağı, gündüzleri ise zillet vesilesidir. Dağları harekete geçirmek, kalpleri harekete geçirmekten daha kolaydır. Şu üç şey pişmanlık getirir: övünmek, iftihar etmek ve üstünlük hususunda tartışmak. İnsanın dostu şunlardır: uyumlu hanım, iyi evlat ve halis arkadaş. Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır: emniyet, adalet ve refah. Cimri, haram yoldan mal kazanan ve onu yerinde harcamayan kimsedir. Üç şey düşmanlık getirir: nifak, zulüm ve bencillik. Kim hain birisinin yanına bir emanet bırakırsa, Allah onu korumaya kefil değildir. İnsanlar şu üç şeyden kurtulursa huzura kavuşurlar: kötü dil, kötü el ve kötü davranış. Dünyaya ilgi göstermek gam ve üzüntü doğurur. Dünyaya ilgisizlik kalp ve bedenin rahatlığına sebep olur. Üç kez öfkelendiği halde sana kötü söz söylemeyen dostu kaybetme. Suçlanacak yerde duran kimse, kendisine kötü zanda bulunan kimseyi kınamamalıdır. Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa, eleştiri düşmanlığa, sabırsızlık rezilliğe, sırrı ifşa etmek alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın, cimrilik ise gafletin alametidir. Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur. Allah'a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah'a karşı hüsnü zanda bulunmak. Kim şu üç şeyde gevşek davranırsa mahrum kalır. Cömertten bir şey istemek, alimle arkadaş olmak ve sultanın ilgisini kazanmak. Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: şerden uzaklaşan izzete, kibirden uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzaklaşan da şerefe. Üç şey insanın ayıplanmasına sebep olur: haset, laf taşımak ve başıboşluk. Üç kimseyi ancak üç yerde tanımak mümkün olur: yumuşak olanı öfkelendiğinde, yiğidi savaşta, kardeşi kendisine muhtaç olduğunda. Allah'tan korkmak yeterli bir ilimdir. Ona karşı olmak ise tam bir cehalettir. Üç özellik büyüklüğün mayasıdır: öfkeyi yenmek, kötülük yapanı affetmek, mal ve canla insanlara iyilik yapmak.
kurtuluş üç şeydedir. Dilini tutman, evinde oturman ve işlediğin günahlara karşı pişmanlık duyman. Cehalet üç şeydedir. Arkadaşları değiştirmek, sebebini açıklamadan dostlarla çekişme ve faydasız şeyleri araştırmak. İleri görüşlü olmak üç şeydedir. Kendisinden üsttekilere hizmet etmek, babaya itaatte bulunmak ve efendisine karşı tevazu göstermek. Herkes şu üç şeyden kaçınmalıdır. Kötülere yaklaşmak, kadınlarla konuşmaya dalmak ve bidat ehli ile oturup kalkmak. Üç şey kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir. Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak. Üç şeye güvenen aldanır. Olmayacak sözleri tasdik etmek, güvenilmeyen insanlara bel bağlamak ve elde edilmeyecek şeye göz dikmek. Üç şeyde herkes kendisinin haklı olduğunu söyler. İnandığı dinde, kendisine galip olan, heva ve heveste ve işlerinde tedbirde. Dostlar üç kısımdır. Birincisi kendisine sürekli ihtiyaç duyulan yemeğe benzer. İşte bu akıllı kimsedir. İkincisi dert gibidir. Bu da ahmak kimsedir. Üçüncüsü ise ilaç gibidir. Bu da mütefekkir kimsedir. Babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da size iyilik etsinler. Halkın hanımlarına karşı iffetli davranın ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Kim öfke, tamah, korku ve şehvet halinde nefsine hakim olursa Allah onun bedenine cehennem ateşini haram kılar. Körü körüne amel eden kimse doğru yolda yürümeyen kimseye benzer. Süratle gidişi onu hedefinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Şeytanın kadın ve öfkeden daha güçlü bir askeri yoktur. Bir zaman gelir ki samimi arkadaş ve helal paradan daha nadir bir şey bulunmaz. Korkulu ve ümitli olmadıkça mümin olamazsın. Korktuğun ve ümit ettiğin şey için amel etmedikçe de korkulu ve ümitli olamazsın. Öfke bilinç sahibinin kalbini mahveder. Öfkesine hakim olmayan aklına da hakim olmaz. Kızlar iyilik, oğlan çocuklar ise nimettirler. İyiliğe karşı sevap verilir. Nimetlerden ise sorguya çekilir. Üç şey hayatı karartır. Zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın. Üç sıfat kimde olursa, oruç tutan ve namaz kılan birisi olsa bile münafıktır. Yalan konuşan, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eder.